Selamlar herkese ben Ulaş arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. TFT'ye 10.11 yaması geldi dün akşam. Hatta dün akşam değil, ee, şu an saat kaç hemen bakıyorum. 10.46. E, bugün sabah 5 ile 9 arasında oyun kapalıydı. 9-9.30 civarında oyuna gelmiş olması lazım. Bu güncellememizin 10.11. Hemen şurayı kısa bir hızlıca okuyalım. Merhaba kaptanlar. İlk olarak bu Galaksiler set ortası güncellemesinden önceki son yama yani benim 2 veya 3 gün önce bir videosunu atmış olduğum şu an kartlarda çıkan yamadan önceki son yamaymış arkadaşlar bu. Ve e, önümüzdeki hafta sıfırlama gelmeden önce tırmanızı devam edebilmek için ve birkaç ödül alabilmek için son fırsatınız yok. Galaksiler kart kısmındaki ödüllerden. Ben çoktan tamamladım muhtemelen aktif olarak oynuyorsunuz siz de tamamlamışsınızdır zaten. Bu yamada fazla dengeleme değişikliği getirmediğimizi fark edeceksiniz. Çünkü bir sonraki büyük yamadan önce öğrenmeniz gereken çılgın değişiklikler yapmak istemiyoruz. Bu değişikliklerin en önemlileri birinci aşama şampiyonlar Caitlyn Graves ve Zayah getirdiğimiz zayıflatmalar ki buraya geleceğiz. Ayrıca e, en güçlü şampiyonlardan olan Kale, e, birazcık nerf e, son fısıltı nerf ve yeni galaksimiz var. Haydi geçelim direkt bakalım. Yeni galaksi geldi arkadaşlar. Mini minnacık efsaneler galaksisi. galaksisi Nebula kaldırılıyordu biliyorsunuz. Onun yerine herhangi bir e, efsane, şey, map galaksi getiremeyeceğiz demişlerdi ama Yaklaşık bir hafta önce onun yerine başka bir e, getirmişler efsane, şey galaksi. Galaksinin adı Miniminlercik Efsaneler. Bunda da 100 can yerine 85 canla başlayacaksınız. Early'nin çok daha önemli olduğu bir galaksi olmuş bu. Onun dışında güncellenen galaksi ihtimallerine geldiğimizde hepsini tek tek okumayacağım burada görebiliyorsunuz. En önemlisi olan bana göre e, normal oyun %30'dan %25 ihtimalle düşmüş. Haberiniz olsun artık 4'te 1 ihtimalle normal oyun, 4'te 3 ihtimalle diğer galaksileri oynuyorsunuz. Özelliklere gelirsek zaman bükücü e, olayından bahsetmiştim gelecek baftan. Ben yüzdesinin artacağını düşünüyordum. 2 ve şey 4 ve e, 6 zaman bükücünün. Onun yerine hala yüzde %15'te bırakılıp 4 saniye yerine 3,5 saniyede bir, 2 saniye yerine 1,5 saniyede bir yüzde %15 saldırı hızı almasına uygun görmüşler. Casus artık ufak bir gün, e, gecikmenin ardından değil çatışma başlar başlamaz zıplıyorlar. Yani casusların bildiğiniz gibi arkaya atlama muhabbeti var. E, ama artık bunu direkt yapıyorlar yani normalde ufak bir gecikme vardı şimdi direkt zıplayacaklar arkaya. Şimdi Caitlyn arkadaşlar gördüğünüz üzere son levelde 750 yetenek hasarı kaybetmiş. 3k yerine artık 2250 vuruyor. Mantıklı çok güçlüydü Caitlyn. Yanlışlıkla burayı kopyaladım bu arada. Grev'sin köretme süresi değeri çok bilinmese de Graves bayağı OP bir çardı bence ve e, böyle bir nerf'iymiş. Köretme süresi 3 4 5 yerine 2 3 5 olmuş. 3 levelle hala aynı ama 1 ve 2 levelde ufak bir nerf yemiş. Ayrıca Jarvan'ın saldırı hızı ilavesi, bildiğiniz üzere e, ulti açtığında saldırı hızı alıyordu. Bir levelde %50'den %65'e çıkarılmış, iki levelde aynı, 3 levelde ise %100'den %85'e düşürülmüş arkadaşlar. Artık 3 level Jarvan daha güçsüz ve koruyucu kompların birazcık hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum bu Jarvan'la. Ve e Shredder kompu vardı biliyorsunuz Jarvan kullanıyordu Tayyaf'ın yanına. Burada Jarvan'ın nerfü biraz kötü olduğu komp için ayrıca Zayahtan'ın nerfü de o komp sayılabilir. Kazix'in yetenek hasarı 200-270-500'den 200-270-400'e düşmüş. Son levelde 100 nerf yemiş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 100 nerf yemiş olması. Artık Kazix e, Hyper Roll kompu vardı biliyorsunuz. İki zeki bir, rabadon, şey, bir bombardıman yapıyordunuz. Artık bu komp iş yapmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü bu kompun en önemli olayı 3 level Kazix'ti ve 100 nerf yedi. Belki hala çalışır ama eskisi kadar güçlü olmayacak. Zayah'ın manası. Zayah'ın manası arkadaşlar 050'den 50den e, 0'a 70'e çekildi. Yani artık 5 vuruş yerine Zayah 7 vuruşta ulti açacak. Bu ne demek oluyor? Zayah kompunu tamamen bitirdiler. Bu şuradır kompunu. Çünkü hem Jarvan nerf yedi hem Zayah nerf yedi. Hem de bunun üzerine bir de arkadaşlar son fısılda item'ın nerf yedi. Şimdi Zayah'a da baktığımıza göre Blitzcrank'e geçelim. Blitzcrank'in hasar arkadaşlar 1 levelde arttırıldı. 3 levelde ve 2 levelde düşürüldü. Ee, artış 50, e, düşüşlerde düşüşler de 50 şeklinde oldu. Yani 250 yerine 200, 400 ve 900 yerine de 350 ve 850 oldu. Loşu'nun yetenek hasarası arkadaşlar 150, 200... 325'ten 150, 200, 375'e çıkarıldı. Artık 3 level Lush'un daha güçlü. Birazcık daha oyunda görmeyi bekleyebiliriz gibi. Master yeni saldırı hızı arttı. Bu asilere yönelik bir güzel bir buff olabilir. Çünkü Master ve Yasuo oyunda pek göremiyoruz bildiğiniz üzere. E artık Masteris 0.8 yerine 0.85 saldırı hızıyla oyuna başlayacak. Dördüncü aşama şampiyonlar. E burada Kayle nerf aldı ve Blitzcrank, Kha'Zix vesaire gibi şampiyonlarla birlikte Dövüşçü de nerf almıştı. E burada Kayle'a bir bakalım. Kayle'ın manası 60 yerine 70'e çıkartıldı. Artık çok daha geç ulti açacak. Ama Choget'in başlangıç toplam manası 50'ye 150 iken 75'e 150 oldu. Yani Choget artık çok daha erken ulti açabilecek. Cho'Gath'e ee, bol bol Guardian Angel yapılıyordu. Artık Guardian Angel yerine Rabadon gibi itemler tercih edilebilir çünkü artık çok daha kalı ulti açacak. Guardian Angel hayatta kalmasını sağlayıp her türlü ulti açmasını garantiliyordu. Şimdi ulti açmak yerine onun birazcık ee, hasarını arttırmaya da yönelik hamleler yapılabilir. Son fısıltı arkadaşlar %90 zırh azaltmadan %75 zırh azaltmaya düşürüldü. Ki bence mantıklıydı da. Çünkü son fısıltı bayağı metadaydı. Her çarda görüyorduk. Ki %75 bile hala bence yüksek. Ama bir tık kullanımını azaltacak kesin. Ee, yaşam kalitesi değişikliklerini geçiyorum arkadaşlar. Bunlar ya, zannedersem telefondaki TFT ile ilgili. Giderilen hatalara geldiğimizde Master Yi'nin saldırı hızının oranının yanlış olmasına yol açan hata giderilmiş. Onun dışında e, bu da mobil köşesinde yine geri düğmesi artık uygulamadan zarafetle çıkmanızı sağlıyor diyor. Eskiden çıkış işlemi pek de zarif değildi. Parantez içinde Android için demiş. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleme bu kadar. E, video burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil açarsanız çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi yorumlar belirtmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.